Arkadaşlar selam. Uzun bir aradan sonra bir video ile daha karşınızdayım. Bir 10 gün falan oldu galiba video çekmeyeli. Neden böyle oldu diye merak edenler varsa hem sıcaklardan hem böyle üşengeçlikten biraz böyle oldu. Pek içimden gelmedi nedense. Hep çekeyim diyorum. Ama bir türlü kısmet olmadı. Bugüneymiş. Bugün böyle kısa bir iki video çekmeyi düşünüyorum. Bakalım. Öncelikle şimdiki videoyu aslında Sevda ile görüşmemizden birkaç gün sonrasında çekmem gerekiyordu. Ama bayağı bir geciktirdim maalesef. Bu video hediyelerle dolu bir video olacak. Aldığım hediyeler biliyorsunuz Temmuz başı mıydı? Sanırım 3 Temmuz, evet, videoyu eklediğim tarih. Biliyorsunuz Sebo'nun Sevda arkadaşımla görüştüm. İzmir'e geldi. Kombin videosu çektik hatta, izlemişsinizdir. Sevdacığım bana gelirken bir poşet hediye getirmiş. Kendi getirdiği hediyelerin yanı sıra benim çok sıkı takipçilerimden olan, beni beğenerek, severek takip eden bir izleyicim, sevgili İlayda, bana ta İngiltere'lerden Sevda aracılığıyla bir poşet hediye yollamış, kozmetik ürünlerinden oluşan. Tabii benim böyle bir şeyden haberim yoktu. Açıkçası anlatırken bile hala heyecanlanıyorum. Sevda bana hediyeleri verdi. Dedi sana birisinden daha hediyeler var dedi, İngiltere'den dedi. Ben tabii şaşırdım. Allah Allah dedim, kimden bana hediye gelebilir İngiltere'den başka dedim. Hiç beklemiyorum yani böyle bir şey. Daha sonra bana hediyeleri verdi. Birazdan göreceksiniz. Bütün parçalar mor parçalardan oluşuyor. Bütün ürünler mor. Sevgili İlayda, YouTube rumuzunu şu an tam hatırlayamıyorum. Şirin Kedi diye hatırlıyorum. Ara sıra bana yorum yapıyordu. Daha önce Facebook'tan birkaç yazışmamız olmuştu. Çok güzel sözler söylemişti bana. Çok beğenerek, severek izlediğini, devam etmemi söylemişti. Bu senenin başında falan oluyor. Ocak ayında konuşmuşuz bunları. Ve beni çok sevmiş kendisi. Çok severek izliyormuş. Bana hediye yollamak istemiş. Ben tabi Sevda bana hediyeleri verince şok oldum. Bildiğin şok yaşadım yani. Hayatımda böyle bir olay yaşamamıştım. Sonuçta hani hiç yüz yüze görmediğiniz, sizi hani gerçek hayatınızda tanımayan, sadece videolarınızdan izleyerek seven, beğenen, takip eden bir insan size içinden geliyor, hediye yolluyor. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Sevda hatta hatırlar, ben ne diyeceğimi olan bilememiştim hediyelere bakarken. Neyse, bu kadar uzatmayayım. Bu arada İlayda'cığım, ben sana marjinal Facebook sayfam üzerinden mesaj attım. Ama sanırım sen Facebook'a girmiyorsun. Ben oradan sana yazdım aslında, hediyeler için teşekkür ettim. Facebook'a girersen, yazdığım mesajı okursan çok sevinirim. Başka türlü sana nasıl ulaşacağımı bilemedim açıkçası. Kusura bakma yani, hani yazmadığımı, teşekkür etmediğimi düşündüysen bunu da hani buradan da söylemek istedim. Buradan da çok 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 teşekkür ediyorum sana. Yani beni nasıl mutlu ettin anlatamam. Gerçekten. Yani insan hayatında böyle şeyleri her zaman yaşamaz diye düşünüyorum. Şimdi başlayalım. Önce hangilerinden başlayayım? Sevdacığımın hediyeleri de var. Birkaç parça takı getirmiş o da bana. Ona da çok çok teşekkür ediyorum tekrar. Önce morlardan başlayalım. İlayda bir paket dolusu bana kozmetik ürünü almış ve hepsini özel olarak mor seçmiş. Zaten ben bu da mor, bu da mor diye böyle çıkarıp baktıkça şoka girdim yani. Çok şaşırdım, mutlu oldum. Önce ojelerden başlayalım. 5 tane oje yollamış bana. Ve hani beni o kadar benimsemiş, tanımış ki oje hepsi mor zaten ama hani
5 tane oje koymuş mesela pakete, hani oje sevdiğim biliyor. Far var, mor. Yani neyse konuşamıyorum ya, heyecanlandım. Ojelerden başlayayım. Ojelerden bir tanesini bugün sürdüm. Aslında bunların hiçbirini sürmedim. Böyle odamda poşette beklettim, kaldırmadım video çekeceğim için. Bu ojeyi de ilk kez şimdi bugün sürdüm ve hemen videoyu çekiyorum. Öncelikle Sally Hansen'dan şöyle bir oje. Daha önce ben Sally Hansen ojeyi hiç alıp kullanmamıştım. Güzel bir düşünce oldu yani. Tesadüf kullanmadığım ojeyi yollamış bana. Bunun numarası 650 numara Navy Baby. Bunları bugün sürdüm. Şöyle bir azıcık taşırmışım yalnız. Şöyle bir rengi var. Lacivert. Böyle bayağı koyu bir lacivert. Tabii ki de benim böyle tonları çok sevdiğimi biliyorsunuz. Daha sonra bir Sally Hansen oje daha yollamış. O da mor. Onun ismi de Bewitched. O da böyle mat, çok çok koyu bir mor. Mor benim en sevdiğim mor oje tonlarından. Daha sonra yine bize gelen NYC ojelerden yollamış. 247 numara Prince Street diye bir renk. Ben bu rengi nedense bilmiyorum. Watson's'taki NYC ojelerin arasında görmemiştim ya da gördüğümü hatırlamıyorum. Bu da zaten biliyorsunuz benim en sevdiğim mor tonlarından, böyle cart mor. Daha sonra Rimmel'dan yine çok çok koyu mor bir oje. Bunun adı neymiş? 416 numara Night Flight. Ve son oje ise Sally Hansen'dan, Türkiye'de yok sanırım bu oje. Bu da Crackle Overcoat, çatlayan oje bu da. Yine muhteşem bir mor tonu, çatlayan oje. Bunun ambalajına bayıldım. Şurasını da çatlayan oje gibi yapmışlar. Çok sevdim. Bunu da siyah ojelerin üstüne çok güzel olacağını hayal ettim. Sonra iki tane, üç tane far var. Farlardan bir tanesi bu İngiltere markası diyebiliyorum. Sevda da bu markadan birkaç ürün almıştı. Oradan hatırlıyorum. Miss Sporty diye bir markanın şöyle küçük bir şirin bir ambalajda çok tatlı bir mor tonu. Farları da henüz kullanmadım göstereceğim diye ama 2-3 kere parmak attım, renklerine baktım. Ve İlayda, yani nasıl tahmin ettim bilmiyorum. Ben de çok fazla mor tonda far olmasına rağmen senin yolladığın farlar bende ki farların rengiyle aynı yok değil yani. Biraz farklı tonda morlar seçmişsin. Hani sanki içine mi doğdu bilmiyorum. O kadar mor farım var ama senin yolladıkların farklı ton morlar olmuş. Sonra Rimmel'dan bir teklif var. Bu da 172 numara. İlk kelimeyi okuyamıyorum. Acayip bir kelime. Audacious diye okunması lazım. Bu da Audacious Amethyst adlı far. Bu da çok tatlı bir renk. Çok böyle değişik bir mor tonu. Bu da böyle. Videoyu uzatmamaya çalışıyorum aslında. Üçüncü far ise son yolladığı far, Burjuva'dan. Bu da 04 numara. Daha önce Burjuva'dan sadece bir set almıştım. Çilek, strawberry netten almıştım. Onun dışında hiç Burjuva'nın bir ürünü kullanmamıştım açıkçası. Bunun ambalajı çok şirin, çok sevdim. Şuradan şöyle açılıyor, basarak açamadım şimdi. Yalnız kilitlendi Farha. Bunun içinde minik aplikatörü vardı, ben onları kullanmadığım için attım. Burasında da böyle ayna var. Bu da böyle koyu, harika bir renk. Biraz yanar dönerli ama parmağımla alınca bu kadar koyu durmuyor böyle. Daha hoş bir renk oluyor. Bunu da çok sevdim. Sonra yine Miss Sporty'dan böyle kalın mor bir göz kalemi. Böyle bir renk. Ve son olarak iki tane ruj. Rujlardan bir tanesi Rimmel'dan, London'dan. Konuşamıyorum. Rujlar da mor bu arada. 330 numara Sloan's Plum adlı ruj. Bu mor ambalaj seriden. Ben mor ambalajlarını çok beğeniyordum bu Rimmel'ın.
Ama denk gelmemişti yani hiç bakmaya fırsatım olmamış, almamıştım. Ambalajına aşığım zaten. Tam benlik. Bunun rengi de böyle bir renk. Bu arada bunun yakında blogda yazısını paylaşabilirim. Fotolarını çektim birkaç tane tanıtmak için ama videoda bunları göstermeden blogda yayınlamak istemedim açıkçası. Bunun kokusuna aşık oldum. Kokusu, yapısı çok çok güzel. Şöyle aslında harika bir renk. Tabii bana biraz koyu, koyu rujlar kullanamıyorum biliyorsunuz ama bu ruju hani videolarımda falan sürerim diye düşünüyorum. Harika bir rengi var. Hatta göstermeden duramayacağım. Bakar mısınız? Rengin güzelliğine. Çok tatlı bir renk. Kokusu da yapısı da çok güzel. Yumuşacık, nemlendirici bir ruj bu. Diğer ruj ise Sleek markasının. Biliyorsunuz Sleek İngiliz markası. Hepimiz çok seviyoruz. Bu aralar bayağı revaçta. Yalnız şey yaptım. Ojemi biraz bozdum kutusunu açarken. Bu da Sleek'in böyle Intense Pigment True Color Lipstick diye bir serisindenmiş. Bunun ambalajına aşık oldum. Böyle mat bir ambalajı var. Böyle oval şekilde, böyle minnacık. Çok çok tatlı. Ya yani ambalajını koy bak yani. Öyle bir ambalaj. Bu da Majestic 836 numaralı ruj. Yalnız bu ruja ne kadar aşık olsam, bayılsam da bu ruj yani ömrüm boyunca sürüp de sokağa çıkabileceğim bir ruj değil. Birazdan rengi göreceksiniz. Ama renk muhteşem. Böyle bir renk. Yani ben buna tam bir vampir rengi dedim. Hani böyle sür, korku filminde oyna. O derece. Bunun rengini de göstereyim size. Tam böyle koyu bir mor. Evet, şuraya sürdüğüm bildiğin böyle vampir ruju. Ama muhteşem bir renk. İlayda, sana yani ne kadar teşekkür etsem az bilmiyorum. Beni çok çok şaşırttın, çok mutlu ettin. İnsana 40 yıllık kankası bile yapmaz yani böyle bir şey. Sana Facebook'tan yazdığım mesajda da yazdım bunları. Buradan da söylemek istiyorum. Her şeyleri tekrarlarım yani. Teşekkür böyle ediyorum ben. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum çünkü. Çok 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 teşekkür ediyorum. Çok ince, çok kibar bir insansın. Böyle. Şimdi Sevdacığımın getirdiği takıları göstereceğim. Öncelikle bu friendship bilekliklerinden yapmış. Kendi yaptığı bilekliklerden getirmiş. Şunun renklerini çok sevdim. Bu ciciler böyle kendi yaptıkları. Bu da böyle morlu bir bileklik. Bunu kendim yapmıştım. Yoksa hazır mıydı? Onu unuttum Sevda. Bu da böyle morlu bir bileklik. 3 tane de küpe almış. Bir tanesi bu Fatima'nın eli küpeleri. Bunlar da bizde olmayan ve keşke burada da olsa dediğimiz Primark'tan. Bir ah çektim Primark'ı görünce zaten. Bunlar da böyle. En sevdiğimi en sona bırakacağım. Bu da böyle işte kulağına şurası sıkıştırılan buradan sarkan zincirli küpelerden. Böyle bir küpe. Buna bayıldım. Bunu Instagram'da o gün paylaştım zaten. Instagram'dan takip eden arkadaşlar hatırlayacaktır. Bundan Sevda da almıştı. Videosunu da göstermişti. Beğenmiştim zaten o zaman da. Bu da böyle bir küpe. Bunu da çok sevdim. Sevdacığım sana da çok 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 teşekkür ediyorum. Zaten etmiştim ama tekrar teşekkür ediyorum. Fazla teşekkürden şey olmaz. Böyleydi arkadaşlar hediyelerim. Bilmiyorum. Başka diyecek bir şey kalmadı herhalde videoyla ilgili. Videodan sonra başka video çeker miyim bilmiyorum. Bu arada bugün pazartesi. Bugün ayın kaçı?
Bugün ayın 15. Bugün 15 Temmuz. Çarşamba günü 3-4 günlüğüne Kuşadası'na gideceğim büyük ihtimal. O sırada da video çekemem. Kuşadası'ndan döndükten sonra yine umarım videolarla devam edeceğim. Daha çabuk çekmeye çalışacağım. Daha çok video. Ara vermek istemiyorum ama oluyor işte. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu arada kusura bakmayın. Sadece ruj sürdüm çıktım. Sıcakta makyaj yapasım gelmedi maalesef. Sadece ruj sürdüm çıktım. Böyle hani dikkat edenler olduysa hani söyleyeyim dedim. Böyle solgun falan göründüysem aldık bile sürmedim. Böyleydi arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben video çekmediğim sırada da abonelerim artmaya devam ediyor. Bu aralar bayağı bir arttı. Birileri bir yerlerde reklamımı yapıyor. Reklamımı yapıyor. Ne oluyor? Bilmiyorum. Şaşırıyorum. Çok mutlu oluyorum. 1360 kişi olduk şu an. Bilmiyorum arkadaşlar. Çok güzel bir duygu. Çok mutlu oluyorum. Abonem arttıkça. Hani belki çok hızlı artmadı abone sayım ama ben hani binlerce abonem olsun mantığında değilim. Severek, beğenerek takip eden insanlar olsun mantığındayım. Yani hani sizlere bir şekilde ulaşabiliyorsam, bir şekilde sizle iletişim kurabiliyorsam çok mutlu oluyorum ki böyle yorumlar da alıyorum. Çok güzel bir duygu yani. Böyle. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Bye bye.